Demek ki Sharof Rashidov haqidagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz texnika fanlari nomzodi, ham ijodkor, ham ajoyib inson Abdusattor aka Tojiboyev. Abdusattor aka, sizni faoliyatingizni kuzatib, menda bir ajoyib savol tug'ildi. Siz texnika fanlari nomzodi bo'lsangiz, siyosatchi bo'lmasangiz, yozuvchi, jurnalist bo'lmasangiz, qaysi ilhom qanaqangi kuch sizni Sharof Rashidovday davlat va jamoat arbobi ijodkor haqida qalam tebratishga majbur qildi? Shuni aytsangiz, marhamat. Bu sal uzoqroq tarix. Avvalo Sharof Rashidov to'g'risida ma'lumot boshida bizda yo'q edi. Shu hali ura-ura paytida Sharof Rashidov vafotidan keyin oradan bir yillar o'tib, u kishini qoralash boshlandi. Qoralash boshlandi. Juda bu kuchayib ketdi. Biz o'sha qoralashlarga ishonganmiz, to'g'risi. Hamma ishondi. Shunaqa odam ekan, unaqa odam ekan, bunaqa odam ekan degan gaplar juda bolalab ketdi matbuotda. Keyin bu bir 6-7 yil davom etdi. 6-7 yildan keyin mustaqillik bo'lgandan keyin bir kitob chiqdi. Bu kitob Saidakbar Rizayevni Sharof Rashidov kitobi ruscha chiqqan 92-yil. Ana shu kitob va yonma-yon yana bitta kichkina kitobcha chiqdi, bu asl Rashidovni akam haqida. Shu ikkala kitobni o'qigandan keyin meni fikrim butunlay o'zgarib ketdi. Ayniqsa Saidakbar Rizayevni kitobi. Shu darajada go'zal yozilganki kitob. Bironta so'ziga e'tiroz qila olmaysiz. Hammasini faktlar bilan, yotig'i bilan tushuntirgan, ehtiros yo'q, bu oshirib yuborish yo'q biron joyida. Hammasini qanday bo'lgan bo'lsa shunday tushuntirgan. Shuni o'qigandan keyin menda Sharof Rashidov to'g'risida avvalo butunlay boshqacha fikr paydo bo'ldi. Qolaversa, ma'lum darajada muhabbat paydo bo'ldi. Sabab o'ylab boshladim, nahotki shunday odam shu darajada xor qilindi degan fikr keldi va shundan xor qilinishiga nima deb o'ylaysiz? Kimdan sabab yoki Sharof otani qaysi o'sha tirilik paytda yon verdagi kadrlarni tanlay olmagani sababmi yoki o'sha kishini atrofida ishlayotgan odamlar haqiqatdan ham bir noqobil Sharof Rashidovga nisbatan nafrati bor odamlar bo'lganmi yoki boshqa bir sabab bo'lganmi, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bu qadar shu odamga nisbatan hujum birdan o'lgandan keyin kuchayib ketdi? Halbuki kishini yonida yurganlar shu birinchi qatar bo'lgan Usmon Xo'jayev ham bugungi kunda tirik yurgan nima davlatlari Salimovlar bor, Abdulla Uzoqovich Salimovlar bor edi, Jo'rabekovlar. Nega masalan ular jim turdi shu jarayonlarda, to's to'polon paytlarda? Nega ular sukut saqladi yoki haqiqatdan ham shubha paydo bo'ladida Sharof Rashidov qanaqadir kamchiliklar bo'lgan, shunaqa odam bo'lganmikan, qabih niyatlari ko'p bo'lganmikan degan o'y gumon ham qiynaydi hammamizda. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi bilasizmi, bu gaplarni hammasida ozgina jon bor, lekin sho'ro tuzumi shu darajada bir zulmkor tuzum ediki, bu tuzumda faqatgina tepadan kelgan topshiriqni bajarib jon saqlash mumkin edi. Endi qolaversa Sharof Rashidovni atrofidagi kadrlari, atrofda yurgan odamlar shunday bir moment keldiki, o'zlarini katta siyosatchi emasligini ko'rsatib qo'ydi. Bu odam yaxshi bo'lishi mumkin, rahbar sifatida ham yaxshi bo'lishi mumkin, mehribon bo'lishi mumkin. Masalan Usmon Xo'jayev to'g'risida ham juda ko'p gaplar bor. Men u kishini surishtirgan paytimda bir nechta odamdan inson sifatida nihoyatda yaxshi deb eshitganman. Lekin har bir yaxshi odam ham siyosatchi bo'la olmaydi. Har bir yaxshi odam ham tafakkur, baland tafakkurga ega bo'la olmaydi. Va yaxshi rahbar ham bo'lavermaydi. Yaxshi rahbar ham bo'la olmaydi. Yaxshi rahbar bo'lgan taqdirda ham siyosatchi bo'la olmasligi mumkin-da. Bular siyosatga borib taqaladi bu masalalar hammasi. Shuning uchun o'ylaymanki, avvalo mana shu insonlarni katta siyosiy emasligida, chunki mana bitta misol, shu paytgacha bu odamlarni birontasi bironta kitob ham yozgani yo'q. Siyosatchi bo'lganda majbur bo'lardi, yozishga yozgan bo'lardi.
Sonra hocaya doğrusu bir kitap çıktı. Uni hem kimdir yazgen, o kişinin namı da yazgen. Rafiq Nişanlı bir tek kitap yazdı. Lekin üyerleyem, 200'lemençilik için de kurum Türk'te gel, oku gelmeseyiz. Akıl Umurzak Selim'in bir tek kitap yazgeni yok. Abdullah ve Rana Habibi'ne kitap yazıp dedi bir iştiken ben kurma gelmem. Şimdi, aitmek için ki, bana şu insanların tefekkür derecesi, uncalik yüksek bulmagenliği de deyip öyleyim ben bana şu işlerin hemmesini. Çünkü Şarab Reşidif'te adamını siz bilmegen, siz biz bilmegenmiz. Lekin onlar bilgen ki. Bilgen, kurgen işlerini, o kişinin kay derecede tazeliğini, halalliğini bilgen ki. Nege o şefeyde ayakta kalkmadı bunlar, birdenige. Korktu. Korktu. Evvela mensepten ajralıp kalıştan korktu. Kalayırsa, cinayi cevapkarlıkı tartıva da hakikatten hem Moskova cüde gaddar idi. Zulümkar idi. Aytganini qilmaganini cinayi cevapkarlıkı tartıştan hem toymasıdır. Lekin, cinayi cevapkarlıkı tartılmaslık için bunlar eğer sükut saklayıp cim oturgen olsa berber hemmesi tartıldı ki. Tartıldı ki. Ona göre Moskova ne için aynen Özbekistan'ı tanladı? Halbuki başka resimlerde Özbekistan'dan batar parahırlık, koşu kalışta bu arada, tanış bilişçilik bu arada. Lekin, çünkü bizde işte, mülazımlarımız, devlet tepesindeki mülazımlarımız hala etkiyizdi. Bula onun tefakkurunu çukur bilgen örgülenip çıkan idi. Ve bir de Sıltağ'da darıl tahsin buluşlarını bilgen idi. Uşan için Şaraf Raşidip'ti, ölümüden ki güde katta taş tübalanlar, tuz tübalanlar başlayıp gitti. Bu bir arada adam çıkıp himaya yakınmadı. Bir arada adam. Doğru, doğru. Şimdi, evvela himaya kılış kanı kabul aradı. Birinci de minber yok idi. Himaya kılış için minber buluş gereği. Ben bir de makalelerden sizi görsettim. Zahit Cenab-ı Elif'in. Bitti yine şu makale çıktı. Ondan ki taka tak toktat işte. Ha, bu makalenin arkasından kança ki sürsürler bu gitti. Makale çıkandan ki bir tane gel. Koşa zahatı baş muharrir işten gitti. Makalenin yazgen adam çetleştirildi. Hemen adam sıkıya alındı. Ve Muştum jurnali şu derecede nazarat kılıp başlandı ki bir anda adam kımırla almayı kaldı. Yani. Ne, Muştumçilerden yetişken mi? Hatta şu hazır ki şark kanseyerinin binası da oturardı onlar. O peyitte. Hazır benim için yine şöyle koşup gelişti. O şehirde oturgenler eytirdi ki Muştumçiler. Biz dedi hadik sırıp kırıp çıkıp aldık. Özümüz işhanemizde dedi. O şenden keyin dedi. Şuna kadar sıkı bu genden ki, minber bulma genden ki, kanaka karıştırdı. Karıştırışının özü imkaniyeti cüde kem idi. Lekin katta katta mensuplarlar da vardı bu imkaniyet. Bunlar yetişi mümkün idi. Bunlar hali gayetken sebeplerine göre eğitmedi. Çünkü benimce şu tefakkur kulemini ancak pasliği buldu. Korku, korku, korku. Şimdi korku, aşağıdaki bizde, halimizde bir yüzü 30 yıllar davomida singdirildi da. Xuddi shunday. Çünkü o'sha 1917 yılda, 1870 yıllarda, undan keyin 37 yılda o'tgan asrda, undan keyin 50 yıllar ana shu vaqt oralig'ida bizning millatni juda tafakkuri baland odamlari, millat oydinlari qirg'inbarot qilindi. Xuddi shunday. To'g'rirog'i biz ulardan keyin qolgan qo'rquv asosida yashagan korkak bir avlattan tarqaldı hemen biz. Bu ne yapalım? Bu ne kolunuzda kitap durdu. Birinci kısım. Bu ne ikinci kısmı da ben siz etken geplerinin hepsini yazdım. Kaçandan başlayan bu işler. Millet kaçandan başlayıp asaretke salıngan. Millet kaçandan başlayıp savaksızlıkke düçar kılıngan. Mesela şey 29. yılda Arap Alifiyesi'den Latin alifbesiga o'tishni o'zi bekordan bekorga qilinmagan edi. Bizni butun boyligimiz Arab alifbosida edi. Latinga o'tkazib yuborildi. Ataylab qilindi bu. Undan keyin 40-chi yilga kelib kirilga o'tkazib yuborildi. Yana ataylab qilindi. Bular endi ma'naviy hujumlar, ma'naviy hujum. Lekin to'g'ridan-to'g'ri tajovuzlar, o'sha insonning joniga tajovuzlar, qirg'inlar. To'g'ri to'g'ri aytyapsiz. O'sha cadillerimiz birinci ketti. Milletin aydınlarıydı bunlar. Milletin mayaklarıydı bunlar. Bunlar ketti. Keyin her 10 yılda yine
başını attırdı. Kırgın barat bulupturdu. Kırgın barat bulupturdu. Ana şunday talı toplardan kiyin koyan kadirler menimce korku bizim milletimizde ehtimal geni geçe sinip gitken de. Şunun için hem mesela o şey hazır etken adamlarımızın hemmesi savat cihati denem eytelik adam gerçilik cihati denem bunlar mükemmel adamlar mez. Lekin o şey korku degen bala bunların ağzını toluk yapıp böyle şükür. Şimdi o tarafı en öpte savar. Eğer Şaraf Rashidovich ölmeden de, tırk türden, işlep türden de, o şey ölgenden keyingi kırgın baratla bu mesleği mümkün mü de? Ne de öyleyiz? Şimdi bilesin mi? Bu mesleği mümkün idi. Bu mesleği kuprak, anıkırak idi. Sebep. Sebep, bana Brejnev'in vefatından keyin Andropov degan shaxs davlat tepasiga kelgandan keyin bu ishlar boshlandi. Birinchi hujum Sharof Rashidovga bo'ldi. Lekin siyosiy tahlil juda ko'p narsalarni o'qib tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, Andropovning maqsadi Rashidovni ishda chetlashtirish bo'lgan. Agar Sharof Rashidov vafot etmaganda, fantaziya qilaylik. Andropov ham vafot etmaganda, Sharof Rashidov ta'tilga kuzatilar edi. Personalni pensiya deyildi, paytda personal ta'til deyilardi. Kuzatilar edi va shundan keyin ishlar ancha yumshab ketar edi. Sababi qirg'in qilishga Andropovni hech qanday manfaati yo'q edi. Chunki Andropov o'sha sho'ro tuzumini tarbiyasini olgan odam bo'lganligi uchun bunaqangi katta mansabdagi odamni qoralanishi o'sha partiyani o'ziga zarba bo'lar edi. Buni Andropov xohlamas edi. Shuning uchun ham Andropovning davrida mana O'zbekistonda qanday qatag'on bo'lgan bo'lsa 80-yil Andropovning davrida bironta viloyat rahbari qamalmagan. Jinoiy ish javobgarlikka tortilmagan. Hammasi Andropovdan keyin bo'ldi. O'lgandan keyin bo'ldi. Buni boshida o'sha hali ayrim siyosatchilar aytadi, Mixail Gorbachyov va Ligachyovlarning xizmati katta bo'lgan degan gapni aytadi. Bu gaplarda jon bor. Ligachyov O'zbekistondagi mana shu qatag'onlarni tepasida turgan, shunga yo'naltirgan odam Ligachyov bo'ladi. Chunki Andropov Ligachyovni Tomsk viloyatidan olib kelib, o'sha KPSS markaziy komitetini tashkiliy bo'limiga boshliq qilib qo'yadi. Endi qarang, Tomsk viloyati qayoqdayu, KPSS markaziy komitetining bo'limi qayoqda. Bu lavozimga o'tirganligicha ruhlanib ketadi. Endi o'zini ko'rsatish kerakmi? O'zini ko'rsatish kerak. Nima qilish kerak? Mana tayyor O'zbekiston poligon bo'lib turibdi. Har safar Andropovning oldiga kirib, nimadir axborot berib chiqaveradi. Bunday qilinyapti, bunday qilinyapti. O'zbekistonda. O'zbekistonda. Salbiy narsalar. Salbiy narsalar. Ana undan keyin 83-yilni adashmasam may oyida Rashidovni chaqirtiradi Andropov. Ligachyovga topshiradi. Rashidov bilan gaplashasan deydi. Ligachyovni o'zini nimalarida bor, kitobida bor. Keyin Ligachyov sal ikkilanadi. Chunki endi Rashidov bu juda qattiq siymo edi-da. Katta siyosatchi, davlat siyosatchi, dunyoning siyosiy byuroni sostavi tarkibidagi odam. Ikkilangan paytda aytadiki, Andropov aytadiki, bo'sh ketmang deydi, men nomimdan aytdim. Xuddi shu narsalar Ligachyovning istaliklarida bor, o'zi yozgan. Keyin xullas Rashidov Ligachyovning kabinetiga kirib keladi. Bu juda katta, juda qiziq tarix. Shunda Ligachyov qarshi oladi, o'tkazadi, qarama qarshi yuzma yuz o'tirishadi. Keyin Ligachyov aytadiki, Sharof Rashidovich, O'zbekistondagi bu ishlar qachon tugaydi? Ya'ni aytmoqchiki, O'zbekistondagi suiiste'molliklar bu xatlarni kelish qachon tugaydi? Juda ko'p xatlar bo'ladi. Endi bir qismi uyushtirilgan bo'ladi shu paytda. Shunda Sharof Rashidov Ligachyovga juda bir o'tkir qarash qiladi-da. Siz o'zi kim bilan gaplashyapsiz deydi.
Kırın katiyatı. Cesareten var. Cesaretlerin. Bu Kapiyesiz Merkezi Komitetin Teşkili Bölümünün başlığıyım çeken adammez. Bu küçükken adammez. Bu bilen bu işe tonda gepleşiş için adamda cüde katta katiyat buluş geldi. Kim bile gepleşi yapışsız diye. Şimdi lige çok birdenige boş getirdi de Şarar Aşeyevic bunu menge Andropov tapşırgan. Ana şunda benimce Raşidov anglab yetadi. Unga qarshi juda katta hujum uyushtirilganligi. Yana asoslar aka o'sha hujumlarni ichida o'zimiz ichimizdagi yana o'sha xoinlar haqida gapirmoqchimiz, o'sha Sharof Rashidov ishlagan paytlarida mudom doimiy ravishda o'zimizni millatdoshlarimiz orasida ular akademiklar ham bo'lgan ular shikoyatchilar orasida ma'lum bir katta mas'ul lavozim ishlayotgan odamlar ham bo'lgan. Ular ismavuz Sharof Rashidov ustidan yozavergan. To'g'ri. Ular nima deb o'ylaysiz? O'zlarini xoshini yozganmikan yoki ular Moskvani topshirib bajarganmikan? Yo'q. Men o'ylaymanki, Moskvani topshirib bajarmagan. Siz aytayotgan odamlarni men taxminan bilaman. Bular ozgina alamzada bo'lgan odamlar. Masalan, bittasi o'sha bir vaqtlar Sharof Rashidovning paytida, undan sal oldin Sharof Rashidov paytida ham ozgina ishlagan. O'zbekiston Ministrlar Sovetining raisining o'rinbosari bo'lgan akademik, akademik bo'lgan kishi. Keyin Sharof Rashidov paytida qaysidir sabablar bilan u kishi akademik o'sha rais maonligidan olingandan boshqa ishga o'tkazilgan. Yana bittasi ham bu kishi markaziy komitetda a'zo bo'lgan. İkincisi ham. U kishi ham ishdan olingan. Boshqa ishga o'tkazilgan, lekin katta ishga o'tkazilgan baribir. Men o'ylaymanki, bular bu voqealarning asosiy sababi o'sha ozgina alamzadalik. 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 Holbuki ularda Sharof Rashidovga o'xshagan layoqat va xayrixohlik bo'lmagan, endi peshonasiga yozganda o'xshini. Qolaversa, Sharof Rashidov ularga nisbatan juda keskin choralar ko'rsa bo'lar edi. O'sha paytda ayrim yozuvchilar ham, shoirlar orasida ham Sharof Rashidovga qarshi kuchli bo'lgan. Lekin ularni birortasiga nisbatan Sharof Rashidov keskin chora ko'rmagan. Aksincha ularga lavozim bergan, mukofotlar bergan. Balki agar Sharofatda keskinroq chora ko'rganda bunday holatlar bo'lmasmidi degan fikr ham o'tadi xayolimizdan. Endi bilasizmi? Fantaziyaga erk bersak juda ko'p narsalar keladi. Lekin bitta narsa aniq. Sharof Rashidovning fitratida yovuzlik bo'lmagan. Sharof Rashidovning fitratida yaxshilik bo'lgan asosan. Juda katta qismini yaxshilik tashkil qilgan. Shuning uchun ham masalan Sharof Rashidovdagi odamga o'sha aytilgan odamlarni umuman sahnadan tushirib yuborish hech gap emas edi paytda. Xuddi shunday. Esirdagi mamlakatning rahbari bu kishini qo'llab turgan payt edi. Uzoq vaqt shunday bo'lgan. Lekin Sharof Rashidov hali aytganimizdek unday yovuz ishlarni qilishga o'zida kuch topmagan, rag'bat topmagan. Chunki bu yozuvchining qalbi, yozuvchining qalbi shunga yo'l qo'ymagan bo'lsa kerak. Endi Sharof Rashidovni o'lim bilan bog'liq har xil gaplar bor deb sotar ekan. Masalan, men yaqinda Sharof Rashidovga bevosita zamondosh bo'lgan Ismoil Jo'rabekov bilan suhbatlashdim. Undan keyin Sharof otaning o'g'illari Ilhom Rashidov bilan gaplashdim. Undan keyin o'sha paytda Moskvani televideniyasini, SSR televideniyasi O'zbekiston bo'yicha mas'ul muxbiri bo'lgan Irismat Abduxoliqov bilan gaplashdim. Va har xil fikrlar, boshqa odamlar orasida ham har xil fikrlar bor. Go'yoki Sharof Rashidovich o'ldirilgan, zaharlangan degan gaplar bor. Yana bir toifa odam aytadiki, Sharof Rashidov shu vaziyatda Andropov va boshqa Moskvadagi mulozimlarning munosabatlaridan keyin o'zini joniga qasd qilgan degan gaplar ham bor. Ayrimlar aytadiki, yo'q, shu munosabatda tufayli haqiqatdan ham tabiiy o'lim topdi deydi. Shunda sizni munosabatingiz qanday? Nima deb o'ylaysiz? Endi bilasizmi? Sa'dullo Muhammadqulov degan odam bor. U kishi bu kishiga tansoqchi bo'lgan. Sharof Rashidovga. U kishi Rashidovni oxirgi nafasigacha birga bo'lgan. U kishini yozganlari bor. U kishini yozganiga agar amal qiladigan bo'lsak, Sharof Rashidov tabiiy o'lim topgan. Xo'p. Yana bitta moment bor.
Men asl Rashidov bilan shuni umrini oxirgi bir 5 yilida doim birga bo'ldim. Uylarda ham ko'p bo'lganman, juda ko'p hamsuhbat bo'lganmiz. Shu masalalarni ham ko'tarilgan paytlari bo'lgan. Avvalo o'zi aslidan bir gapni o'zi olishni o'zi qiyin edi juda. Juda kam gap odam edi. Shu bir marta aytib qoldi. Men dedi, endi Sharof Rashidov Nukusda vafot etadi. Ertasiga bu yoqdan shuni olib kelishga borishadi jasadini. Adashmasam aslida ham shu guruhda bo'lgan. Men borib oyimdan so'radim dedi. Oyim deb bizda Jizzaxda yangan aytadi. Oyi, akamga nima bo'ldi? Men ukasiman, bilishim kerak deb qattiq so'radim dedi. Shunda Xursan opa, Asiljon, bilib olasiz vaqt soati bilan hozir shu gapni ko'tarmang deb aytdi. Demek bana şu yaptığın keyni adam kandaydır şüphelenmedi de. Şüphelenmedi. Rahmet, kadirli kuzatçılar bugün biz sıkadaşımız, teknik efendilerin namzadı, acayip insan, acayip icatkar. Absatlar eke Tacibayip böldü, Absatlar eke nukablengen razalat yahut gillençe adalet diyen kitap muallifi, yine bitti kitapları. Turup da basmaga, naşırga tayyar. Eğer yüreğinde vatanperverli gayesi var, yurttaşlarımız bulsa, tedbirkarlarımız hamili kısa. İkinci kitap ham dünya yüzünü kuradı. Absatlar aka sizga katta rahmat. Sağ olun. Salomat bo'ling. Sharof Rashidovdek büyük bir insan haqida qilgan xayrli ishlaringizni Alloh büyük ajrlar bilan siylasin.